El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, din konusundaki sualler ve cevaplar faslında birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak ne kadar büyük bir mutluluk. Kalpleri imanla çarpan insanlar, Allah için yaşayan insanlar, birbirlerinin dostudurlar, birbirlerinin en sevgilileridir. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ümit ediyoruz ki siz de bizleri seviyorsunuz. Bütün gayretimizle buradaki hepimiz sizlere buradan ulaşmak için çabalıyoruz. Hayatımızın 24 saati sevgili kardeşlerim sizler için geçiyor. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici bir meşgale ki, uğraşı ki bundan sadece zevk duyulur. Onun için hayatımızın her saniyesi sizlerle dopdolu ve o büyük zevki yaşayarak geçiyor. Her an sizlerle birlikteyiz. E-maillerinizle, telefonlarınızla, bu konuşmalarımızla zamanımızın, kısa süreli uykumuzun dışındaki bütün zamanlarını sizler işgal ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Büyük bir zevki sizlerle birlikte yaşamak. Öyleyse suallere başlayalım inşallah. Bir de daha söyleyelim, sizi çok ama çok seviyoruz. Serdar Demirci diyor ki, Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve'lemu enne fîküm Resulullah. Biliniz ki sizin içinizde muhakkak ki Allah'ın Resulü var. Lev yutukum fi kesirin minel emri. Eğer emirden çoğunda size uysaydı, itaat etseydi, leanittüm lanetlenirdiniz. Velakin Allah'a habbebe ileykümül imane. Fakat Allah, lakin Allah size imanı sevdirdi. İmana muhabbet etmenizi sağladı. İmanı sevmenizi sağladı. Ve zeyyenehu ve onunla imanla fi kulübüküm kalpleriniz ve onunla müzeyyen kıldı, süsledi, tezyin etti. Fî kulübüm kalplerinizin içinde. Ve kerrehe ileykümül küfre. Ve size küfrü kerih gösterdi. Vel fusuka, fıskı kerih gösterdi. Vel isyan ve isyanı kerih gösterdi. Ülaike humur raşidun. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruyor Allah Teala.
Teala'nın söyledikleri bunlar. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İşte onlar irşada ulaşanlardır buyuruluyor. Şimdi Serdar soruyor. İnşallah bu ayet-i kerimedeki imanın sevdirilmesiyle küfrün kerih gösterilmesini açıklar mısınız diyor. Bunun Allah'a ulaşma talebiyle ilişkisi de bu ayetin içinde buyurulmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne zaman dilerseniz, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman yeni bir dizayn oluşur. Allah'a ulaşma dileği Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Ve bu noktada Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Size 7 tane furkan verecektir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen sizler görmeye, işitmeye ve Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlayacaksınız. Bu noktadan itibaren Allah ve onun dizaynı içindeki hususlar sizi mutlu kılmaya başlayacaktır. Artık gören, işiten, idrak eden birisi oldunuz. Bu noktada görüş açınız artık değişecektir. O güne kadar Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar bile olmayan sizler, bunu işittiğiniz zaman eğer bunun arkasındaki güzelliği merak eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman büyük güzellikler başlayacaktır. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun ufkunu her üç boyutta birden açar. Görme ufkunu açar, o güne kadar görme ufkunun içerisinde bir mürşit yoktur. Ama irşat makamının söylediklerini o günden sonra işiteceği için, manasına varacağı için, İrşat makamını artık herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. Ve söylediklerini kalbine indirdiği zaman anladığı şey onu büyük mutluluklara götürecektir. Çünkü anladığı şey Kur'an'daki İslam'ı yaşamanın standartlarıdır. Böylece kişi daha sonraki evrede Allah'ın kalbine ulaşmasıyla Allah'ı daha çok sevecektir. Ve imanı daha üst seviyeye yükselecektir. Sonra Allah Teala onun göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Kalbine ulaşan Allah onun kalbiyle kendisi arasına girer ve o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Allah'a dönük olan bir kalp Allah'ı daha çok sevmeye başlar. Bunun arkasında Allah'a daha çok iman etmek vardır. Allah'ı sevmek, Allah'a inancı temsil eden imanı sevmek demektir.
Öyleyse bu noktada imanın sevilmesi söz konusudur. Peki fıskı, isyanı, küfrü kerih gösteriyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Diyor ki Allah-u Teala amin olanları Allah'a isyan etmeyenler olarak değerlendirir. Amin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler, ikisi de aynı manayı ifade ediyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, mürşide ulaşıncaya kadar geçen bütün safayı kaplar. Amin olmak, yedinci basamağa kadar olan safayı kaplar. Ama münip olanlar da Allah'a ulaşmayı dileme noktasından bu işe başlarlar. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı zaten dileyenlerdir. Öyleyse münip olmak, Allah'a yönelmek 14 basamak ihtiva eder. Ya da 3. basamaktan başladığına göre 11 basamak ihtiva eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamaktan 7. basamağa kadar 4 basamak ihtiva eder. Amen olmak bir anda gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala derhal Rahim Esma'sı tecelli eder. Bu tecellinin sonuçları ise 5-6 dakika içinde tamamlanır. O kişinin hem uzuvları üzerindeki etkenler alınmıştır, hem görme hastaları, hem hastaları üzerindeki engeller alınmıştır, hem de o kişinin bütün günahları örtülmüştür. Amin olduğu anda bu olay tamamlanır. Bu kişi amin olduğu anda Allah'a yönelen bir kişidir. Amin olduğu anda takva sahibi olur kişi, münip olduğu anda gene takva sahibi olur. Öyleyse unutmayın, cennete gidecek olanlar sadece takva sahipleridir. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar fıstan kurtulmuş olanlardır. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar küfürden kurtulmuş olanlardır. Bu insanlar kimdir? Bu insanlar isyandan kurtulmuş olanlardır. Kimdir isyan eden? Allah-u Teala'nın onca ayette bütün insanlara emrettiği Allah'a ulaşmayı dileyin müessesesine itaat etmeyenlerdir. Allah-u Teala diyor ki biz resullerimizi göndeririz, amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, ama amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. İşte bu uyarıdan, uyarı kendilerine mutlaka ulaşacaktır insanların, yoksa isyan diye bir meselesi olmaz. İsyan, kaidelere itaat etmemenin manasıdır. Kişi kaideyi bilecek ki itaat edip etmediği ortaya çıksın. Onun için tebliğ herkesidir. Tebliğ herkese mutlaka yapılır. Eğer insanlar akil ve bali olmuşsa, tebliğe muhatap olmayan aralarında yoktur. Çünkü cehenneme giren herkese bu sual sorulur. Size Allah'ın Resulü gelip de sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi, bu sebeple buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi diye, hem cinlere hem insanlara oradaki hazine tuha, cehennemin bekçileri sorarlar, kapıcıları mutlaka sorarlar. Herkesten de aynı cevabı alırlar. Evet, geldi. Öyleyse tebliğ herkesidir. Tebliğe itaat etmeyen isyandadır. Tebliği gerçekleştirmeyen o kişi içinse o kişi fıskıdır ve küfürdedir. İsyan, itaat etmemenin tabii neticesidir. Allah Teala isyan edenleri kendi halinde bırakır diyor. Onlarla ilgilenmez diyor.
Ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Allah'ın davetine itaat etmeyenler isyanda olanlardır diyor. Allah onları isyanları içinde, tuğyanları içinde, azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Öyleyse İmanın sevdirilmesi neyi ifade eder? Allah'a ulaşma dileğiyle başlayan bir vetireyi ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi imanı sevendir. O kişi küfrü kerih görendir. Küfrü kerih gören şeytanı da tağutu da kerih görendir. Öyleyse küfrün kerih görülmesi olayı, isyanın da kerih görülmesidir, fıskın da kerih görülmesidir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren fıskıdırlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren isyandadırlar ve bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalaletlidirler. Ama böyle bir dizaynda bunların gerçek anlamda, yani bunların aksine sahip değillerdir anlamı çıkıyor buradan. Hidayette değillerdir, itaatte değillerdir, fıstan kurtulmuş değillerdir. Ama aslında müessesenin fiili olarak tatbikata başladığı yer, kişinin davete muhatap olduktan sonraki tavrıdır. Kim davete muhatap olur da Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir davetine muhatap olduktan sonra Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi hem fıstıdır, hem küfürdedir, hem isyandadır. Neden isyandadır? Çünkü davete icabet etmemiştir. Davet Allah'ın emridir, Allah'ın emrine isyan etmiştir. Neden fısklıdır? Allah'a ulaşmayı dileseydi fısktan kurtulacaktı. Neden fısktan kurtulacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacaktı. Hidayet üzere olacaktı. Ve neden küfürden kurtulmuştur? Küfürden kurtulacaktı. Çünkü müminler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. İşte imanın sevdirilmesi, küfrün kerih gösterilmesi bu standartlarda cereyan eder. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere imanı sevdirir. Onlar her geçen gün iman yolunda biraz daha ilerleyeceklerdir. Mutlaka ilerleyeceklerdir. Bu onların elinde değildir. Allah'ın kanunu böyle olduğu için. E mutlaka küfrü de kerih göreceklerdir. İmanı sevdikçe küfür kerih görülür. Allah'ı sevdikçe imanınızı da sevmiş olursunuz. Allah'ı sevmenin derecesiyle İmanın derecesi hep aynı seviyeleri takip eder. Allah razı olsun. İkinci sual, bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi arasında bir ilişki var mı? Ve izâ se'eleke ibadî, eğer sana kullarım benden soracak olurlarsa, anni benden, fe inni karîb, muhakkak ki ben yakınım. Onlara yakınım. Ucubi davete dâi izâdiyâni, bizi davet edenin davetine icabet ederiz. Bize dua edenin davetine icabet ederiz.
Ne zaman? Dua ettiği takdirde. Fel yestecibu li. Ama onlar da bize icabet etsinler. Vel yu'minu bi. Ve bununla, bu söylediklerimle, söylediklerime iman etsinler. Aminu olsunlar. Leallehum yercudun. Umulur ki böylece irşada ulaşırlar, irşada ulaşsınlar. Allah Teala'nın söylediği şey aynı. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire ve Allah Teala burada açık bir şekilde ben kullarım bana dua ettiği zaman onlara icabet ederim ama onlar amin olurlarsa ederim. Bana ulaşmayı dilerlerse ben onların duasına icabet ederim diyor Allah Teala. Oradaki fe o takdirde o zaman manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona, onun davetine icabet eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin davetine icabet edilmez. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kafirlerin davetine icabet etmeyiz diyor. Kafir deyince bizim halkımız hep Allah'a inanmayanlar anlıyor. Evet, Allah'a inanmayanlar da muhakkak ki kafirdirler. Ama Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de Allah-u Teala'nın indindeki sıfatları küfürde kalmaktır. Yani kafir hüviyetinde olmalarıdır. Bu birçok insanın ağrına gidiyor bu söz. Ama ne yazık ki Kur'an'ın hükmü böyle. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah Kur'an-ı Kerim'inde böyle söylüyor. Üçüncü sorusu, Serdar'ın davete icabetle müzayen olma arasında bir ilişki var mıdır? Sadece davete icabet edenler müzayen olabilirler. Sadece davete icabet edenler isyandan kurtulabilirler. Sadece davete icabet edenler küfürden kurtulabilirler. Davete icabet Allah-u Teala'nın temel emridir. İki tane davet var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İki, Allah'a ulaşmaya davet. Ancak Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edilenler, Allah'a ulaşmaya davete icabet edebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeye icabet etmedikçe, dileme konusundaki davete icabet etmedikçe, hiç kimse Allah'a ulaşma davetine icabet edemez. Birinci etap Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve bu bapta Allah'ın Kur'an hükümlerini gördüğü zaman Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçasında o kişinin bütün günahları örtülür ve hastaları da uzuvları da engellerden kurtulur. Bu noktaya kadar da bu Allah'a yönelmedir. Bu noktadan sonra 14. basamağa kadar da bu Allah'a yönelmedir. Allah'a ulaşmayı dileme daveti burada bitmiştir. Buradan sonra Allah'a ulaşma davetinin icabeti başlar. Çünkü Allah Teala buraya kadar yapacaklarını yapıyor. O kişiyi hazır hale getiriyor. Bundan sonra yönelme faslı başlar ki bu Allah'a ulaşma davetine icabettir. Dileme daveti 7. basamakta tamamlanır. Ondan sonra Allah'a yönelmenin ikinci safhası başlar. 7. basamakla 14. basamak arasında
Allah kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Allah'tan rızık ile gelen nurlar o kişinin kalbine ulaşır. Ve %2 rahmet girince kalbine kişi huşu sahibi olur. Ve huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Sorar ve mutlaka cevabını alır. Bu dizaynda bu kişinin kalbi, bunların kalp unsurlarının her biri tahakkuk ettikçe müzeyyen olacaktır. Kalbinde ne yaptı Allah-u Teala? Kalbin mührünü açtı. Ne yaptı? Kalbindeki ekinleti aldı. Ne yaptı? Kalbine ihbat koydu. Ne yaptı? Kalbine ulaştı. Ne yaptı? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Ne yaptı? Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kalbe nurların girmesini sağladı. Müzeyyen olma müessesesi, kalbine bu nurlar, Allah'ın nurları girmeye başladığı andan itibaren geçerlidir. Kalp süslenmeye başlamıştır. Ama daimi zikre ulaşana kadar geçen zaman devresi içerisinde bu kalplerin müzeyyen olması, olma müessesesi Allah-u Teala'nın müzeyyen olma dediği istikamette geçerli değildir. Müzeyyen olmanın başlangıç noktası ihlas makamının bitişinden kişinin daimi zikre ulaşması noktasından başlar. Ne zaman fizik vücudun Allah teslimi tamamlanırsa kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu olursa ikisi aynı anda tahakkuk eder. Daimi zikir fizik vücudun tesliminin tamamlandığını artık nefsin tesliminin gerçekleştiğini gösterir. Fizik vücut teslimini, Allah-u Teala'ya teslimini 25. basamakta gerçekleştirir. Bu teslimin tamamlanıp yeni bir safhaya geçmesi kişinin nefsin teslimine geçmesi ancak daimi zikirde mümkündür. O zaman nefsini de kişi teslim edecektir. Fizik vücut teslim edilmiş olmalıdır ki nefs de Allah'a teslim olsun. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulunca fizik vücut teslim olur. Ötesi nefsin teslimidir. Ve müzeyyen olma 26. basamakta başlayan, Ulul Elbab makamında başlayan 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe daha devam eden, Salah makamında da 5 mertebe devam eden, 19 mertebeden oluşan bir sistemdir. İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir kardeşimiz diyor ki, Talak suresinin 11. ayeti kerimesine göre kişinin zulmetten nura çıkışında ve nefsi ıslah edici amel işleyişinde fizik vücut tarafından nefse infak edilen ahsen rızkın vücuda getirdiği fonksiyonu izah eder misiniz diyor. Talak 11 Resulen yetlu aleyküm ayetullahi mübeyyinatin li yuhrucellezine aminu ve aminu salihati mine zulümati ilen nuri ve men yu'min billahi ve ya'mel salihan yutilhu cennatin tecri min tahtihel enharu haline fiha ebeda kat asenallahu lehu rızka. Size Allah'ın ayetlerini okuyan ve açıklayan Resul, ameni olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenleri karanlıklardan nura çıkarır. Kim Allah'a iman edip de nefsi ıslah edici ameller işlerse, Allah onları içinde ırmaklar akan cennetlere, orada ebediyen kalmak üzere koyacaktır. Andolsun ki Allah onlara ahsen rızık vermiştir.
size Allah'ın ayetlerini açıklayan Resul, amini olmanız ve nefse ıslah edici ameller işlemeniz için işleyerek karanlıklardan çıkmanız için vazifelidir. Üzerinize Allah'ın ayetlerini amini olan, amini olmanız, nefse ıslah edici ameller işlemeniz, zulmetten nura çıkmanız için Resul size Allah'ın ayetlerini okur ve Allah'ın beyinelerini, ispat vasıtalarını, açıklamalarını getirir. Bu bapta kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz, birinci aşamada, mürşide tabi olduktan sonra da rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nurun o kişinin göğsüne, göğsünden de nefsinin kalbine ulaşmasını ifade eder. Fizik vücut, rızkın gelmesi için gayret gösteren zikir yapandır. Zikir yapan fizik vücuttur. Fizik vücut için bu bir rızıktır. Ama fizik vücut bu rızkı, Allah'tan gelen rahmeti, fazla ve salavatı nefse vererek, nefsi infak eder. Nefsin kalbine göndererek nefsi infak eder. İşte bu rızık ahsen rızıktır. Rahmet, faz ve salavattan oluşur. Direkt olarak Allah'tan gelir. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat söz konusudur. Eğer fizik vücut kendisi için bunu getirseydi, bu sadece fizik vücuda rızık olacaktı. Ama fizik vücut nefsi infak ederek Allah'ın katından gelen bu rızkı kendisi için değil, nefsi için gayrete gelerek, nefsi için çalışarak, nefsine hibe ettiği için, rızık Allah'ın katından geldiği için, hem kişinin gayreti, fizik vücudun gayreti kendisi için değil, bir başkası için, yani kendi nefsi için olması açısından, hem de Allah'ın katından gelmesi açısından, rızık ahsen rızıktır. İkinci suali, Hüseyin'in Zümer Suresinin 23. ayetinde zikre paralel olarak kişinin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarının meydana getirdiği huşu ve kalbin titreme halinin işte bu Allah'ın hidayetidir ki dilediğini onunla hidayet erdirir diye ifade edilmiş olması kişinin sırat-ı müstakim üzerinde olduğuna bir işaret midir? Hemen söyleyelim ki evet, işarettir. Çünkü kişi gerçekten sırat-ı müstakimdir ve hidayete erebilmesi için bu ahsen rızkı, rahmetle faz ve rahmetle salavatı mutlaka kalbinin alması gerekir. Nefsin kalbinin. Zümer 23. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşerru minhü cünüzüllezine yahşemine rabbehüm. Sümmetel ünü cünüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zâlike hüdallâhü yehdi men yeşâhü ve men yudlil fe mâlehu min hâlin. Min hâl. Allah ihdas ettiği nelerin? Nurların. Ahsen olanlarını ikişer ikişer, yani rahmetle faz ve rahmetle salavat olarak kitaba müteşabih, benzer olarak indirir. Ne demek istiyor? Kitap bir zarftır, Kur'an-ı Kerim. Ayetler mazruftur, zarfın içindekilerdir. Zarf ve mazruf bir ikili oluşturur. Kitaba ve içindekilere paralel olarak rahmet nuru kitaptır, fazl içindekidir. Rahmet nuru
kitaptır. Salavat içindekidir. İçindeki kelimeleri temsil eder, zarfın içindeki. Kısaca rahmet nurları kargo uçağıdır. Getirdiği rahmetin getirdiği faz ve salavat ise içindeki yolculardır. Tıpkı kitabın içindeki, Kur'an-ı Kerim içindeki ayetler gibi. Bu nurlardan insanların derileri, tüyleri ürperir. Yani kişi huşu duyduğu zaman, tüylerinizin ürperdiğini görürsünüz. Ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. İşte tüyleri ürpererek huşu sahibi olmak. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve kalbini yumuşatır. Titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Hem kişi cezbe alır Allah-u Teala'dan, kalpleri titrer. Hem de kişinin kalbini yumuşatır. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ve salavatı ulaştıkça kişinin kalbi hem yumuşar hem de orada yerleşeceği için fazıllar aydınlanır, nurlanır. Bu nurlarla nurlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor Allah Teala. Kişi böylece hidayete erer. Hem nefsinin kalbinde %51 nur biriktiği için nefs hidayete ermiştir. Hem de nefsin kalbindeki bu nurlar sebebiyle bu nurların %51'i bulduğu devrede ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak, 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşarak tamamlamış olduğu için olay tamamlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir, o kişiyi hidayete erdirmesidir. Kimi de dalaleti bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Dalaleti bıraktı kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ki o bir 14. basamakta hidayetçiye ulaşsın. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ki kurtuluşa ulaşabilsin. Üçüncü suali Hüseyin'in, Yunus 57'de ifade buyurulan göğüslerdeki hastalıklara şifa konusuna açıklık getirir misiniz? Mütevasında bulunan afetler sebebiyle başlangıçta hasta olan nefsin şifaya ulaşmasıyla Allah'a yönelmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu istikamette Fecr suresinin 27, 28, 29. ayetlerini ve Rad suresinin 28. ayetlerini bizlere açıklar mısınız? Yunus 57. Ya eyyühen nasu kat caetküm mev'izatün min rabbikum ve şifayun. Ey nas, ey insanlar, size Allah'tan vaaz, mev'izeler geldi Rabbinizden ve göğsünüzde olanlara şifa geldi. Göğsünüzde olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Ve hidayet geldi ve hüden ve rahmetün lil müminin. Müminler için hidayet ve rahmet geldi. Dikkat edin, burada sadece müminlere geleceğini söylüyor Allah Teala. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden kimse mümin olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahmet, faz ve salavat kalbinize giremez. Giremezse buradaki ifade edilen mümin standartında olamazsınız. Sadece müminlere ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümin olmak şerefine erer. Şimdi nefslerin kalbi hep hastadır.
Bütün insanların nefsinin kalbi doğuştan itibaren hastadır. Bu hastalıklar çeşitli seviyedeki hastalıklardır. Allah'a ulaşmayı denemeyen bir kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu zaten kendisi bizatihi bir hastalıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan bir nefs kalbi. Ve daha öteye geçmişse, kalp sertleşmiş ve kararmışsa, böyle bir kasiyet bağlama olayında artık o kişi marazdır, hastadır. Fecr 27-28-29'a bakıyoruz. Ya eyyetüen nefsin mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiyya fetüli fi vadi. Burada nefsin hastalıklarının muhtevası var. Neymiş durum? Ey mutmainne olan nefs, hastalıkların bir kısmından kurtulmuş üçüncü basamakta emmare, levvame, mülkime, dördüncü basamakta da mutmainne. Sonra radiyeten mardiye, beşinci basamakta radiye, altıncı basamakta mardiye Allah'tan razı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak ve 8. basamakta da tezkiye, Rabbine dönüşle tezkiye, o zaman Allah'ın kullar arasına giriş. Ne oldu nefsin kalbi? Bütün afetlerden kurtuldu. Afetlerin hepsi birer hastalığı ifade eder. Her biri ayrı bir konuda hastalıktır. Bundan kişinin şifaya kavuşması söz konusu. Rad 28 اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُ. Onlar ki amen olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olmuştur, mutmain olmuştur. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Allah Teala'nın dizaynı açık. Nefsin şifaya ulaşması 19 grup hastalıktan, afetten kurtulmasıyla mümkündür. Her grup afet bir hastalığı ifade eder. Olması lazım gelen hedef bütün afetlerden kurtulmaktır. İstanbul'dan Şaban Uçur kardeşimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde la imane limen li menna emanete lehu ve la dine li menna ahde lehu buyurmaktadır. Emanete iman, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde riayet etmeyenin dini yoktur diyor Allah Teala. Zümer 54'e bakıyoruz ve enü bi rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Burada emanete riayet etmeyenin diyor. Emanetiniz var. İlk emanetiniz ruhunuz. O emaneti sahibine ulaştırmak üzere harekete geçmezseniz eğer mümin olamazsınız.
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Eğer ahde riayet etmezseniz, o zaman fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmezseniz, o zaman da dinin bütününü yerine getirmemiş olursunuz diyor, demiş oluyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz anda emanete riayet etmek için ilk adımı attınız. Aynı zamanda bu ahde vefanın da ilk adımıdır. Ahde vefa ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Emanetse başlangıçta sadece ruhunuz, ama diğerleri de emanet. Sonra Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiiyetiniz. 14. basamak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 21. basamak. İlk emaneti teslim ettiniz. 25. basamak, ikinci emanet, fizik vücudunuzun teslimi. 27. basamak, üçüncü emanet, nefsinizin teslimi. 28. basamağın 5. kademesi, 4. emanet, iradenizin teslimi. Ve bu arada 7 tane merhale geçtiniz. Bu merhalelerden bir tanesi de irşada ulaşmaktır. İkinci suali, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir hadis-i şerifinde, yenâmü aynâni ve lâ tenâmü kalbi buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifle Nisa 103, Ali İmran 190-191 arasında bir ilişki var mıdır? Nisa 103, Ali İmran 190-191, baktığımız zaman, ve izâ kadaytumü salâte feskürallâhe kıyamen ve kûden ve alâ cunubikum. Diyor ki Allah Teala, namazı bitirdiğinizde ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı hep zikredin. Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkanı ile kılın. Çünkü namaz müminlerin üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur diyor Allah Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ali İmran 190'da Allah Teala diyor ki, inne fi halki semavati vel ardı vahtilafil leyli ve nehari ve le ayetin li ulil elbab. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulil elbab için nice deliller vardır. Ali İmran 191, اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki, sahabeden bahsediyor Allah-u Teala, ayaktayken de, yani ulleri bakılanlardan bahsediyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. وَيَتَفَكِرُونَ ف۪ي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ve Allah'ın gökleri bir yeri yaratmasını tefekkür ederler. Bu göklerin ve yerin yaratılmasıyla gecenin ve gündüzün ard arda gelmesi arasında, göklerin yaratılmasında, gündüzün, gecenin ard arda gelmesinde bir muhteva benzerliği söz konusu. Ali İmran 190 ve 191 burada ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de bütün sahabenin Allah'a, bütün sahabenin Allah'ı zikrettiğini söylüyor.
ise Allah-u Teala'nın bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifiyle paralel giden bir iki ayet-i kerimesinden bahsetmek söz konusu. Daimi zikir, Nisa 103'te üzerimize farz kılınmıştır. Âl-i İmran 190 ve 181'de de sahabenin daimi zikrin sahibi olduğu ifade ediliyor. Bu hadis-i şerifle bu iki grup ayet arasında, yani Nisa 103 birinci grubu, Âl-i İmran 190 ve 191'de ikinci grubu ifade ediyor. Bir ilişki elbette vardır. Daimi zikri her iki ayette de, her iki grup ayette de net olarak görüyoruz. Kalbin tatmin olması, nimetlenmesi muhakkak ki daimi zikirle son haddine ulaşır. Allah razı olsun. Ankara'dan Halim Albayrak diyor ki, Araf 8-9, Kariya 6-7-8-9 ve Müminin 102 ve 103 ayet-i kerimeler arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz? Diyor. Araf 8 ve 9 Vel veznü yevme iznil hakku femen sekulet mevazinuhu fe ilâike hümül müflihun. İzin günü tartı ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Yani buradaki ölçü kıyamet günündeki ölçüdür. Yani hayat filminize bakışınızdan bahsediyor Allah Teala. Orada kimin sevap tartları ağır gelirse, tıpkı Müminin 103 gibi, onların gidecekleri yer cennettir, onlar felah erenlerdir diyor Allah-u Teala. Araf 9 ve men haffet mevazinuhu fe evlâkellezîne hasûle enfüsehum bimâ kânû bi âyâtinâ yazdımûn. Kimin de sevap tartları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Burada da Araf 8 ve 9 Müminin 102 ve 103'ün eş değeri. Aynı neticeleri ifade ediyor. Kariya 6-7-8-9'a bakıyoruz. Fe emma men sekulet mevazinuhu. İşte kimin tartları ağır basarsa, fehve fi işetin radiye. Artık o hoşnut kılınacak olan, razı olunacak olan bir hayat içinde olur. Kariye 8 ve emma men hafet mevazinuhu. Kimin tartıları hafif gelirse, fe yani sevapları hafif gelirse, femen sekulet mevazinuhu, kimin tartları hafif kalırsa sevap tartları, fe ummuhu haviye, onun anası haviyedir, uçurumdur. Yani uçurumdan düşen kişinin hedefine ulaşmış olur. Müminin 102. Femen sekulet mevazinuhu fevlâike humul müflihun. Kim de mizanı, sevap tartları ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Müminin 102. Femen Kariye 8 de kimin tartları hafif kalırsa
kariye 7 ile birleştirdiğimiz zaman o hoşnut olacağı bir yere girer, cennete girer. Kariye 9'da kimin tartıları hafif kalırsa onların da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Uçurumdur, cehennemdir. Mümin 102 ve Mümin 103 de aynı şeyi söylüyor. Ve ben hafet mevazinuhu fe ulakellezine hasiru enfusuhum fi cehenneme halidun. Kimin de günahları, sevapları hafif kalırsa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Üç grup ayet arasında aynı ilişki söz konusu. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Derecelerin yüksek olması halinde, kazanılan derecelerin yüksek olması halinde kişi cennete girer. Kazanılan derecelerin düşük olması halinde kişi cehenneme girer. Üç ayrı cepheden kardeşimiz incelemiş. Güzel bir inceleme. Malatya Sürgü'den Mehmet Öner kardeşimiz diyor ki, Malatya Sürgü Camisi'nin imamından La ilahe illallah illallah diyen cehennemde kalmayacaktır. Ona Peygamber Efendimiz vekildir. Sözünü işittik. Bu konuşmanın ardından bir araya geldiğimizde bu söylediği sözlerin doğru olmadığını ve işin doğrusunun ne olduğunu size öğrendiğimiz şekliyle anlattım. İnşallah bu konuda kendisine sizi dinlettirmek istiyoruz. Bu açıdan değerli açıklamalarınızı dileriz diyor kardeşimiz. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. La ilahe illallah demek hiç kimseyi cehennemden kurtarmaz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Küfürde olduğunu söylüyor. Cehenneme gireceğini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne dalaletten kurtulması mümkün, ne küfürden kurtulması mümkün, ne de cehennemden kurtulması mümkün. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama çok sayıda La ilahe illallah demiş. O kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Ankara'dan Şebnem diyor ki, davranışlarımızda ve vakıflarımızdaki kardeşlerimizle ilişkilerimizde ifrat ve tefrit konusunu bizlere açıklar mısınız? Davranışlarınızda taşkınlık yapmamalısınız ve ulul emre ilişkilerinizde, ulul emrin sizlere olan davranışlarında sadece Allah'ın emirlerini takip etmesi halinde ifrat ve tefrit yoktur. Eğer görevlerini yapmazsa, bunu yapmazsa tefrit vardır. Nefsini de katarak yaparsa ifrat vardır. İkinci suali, kişi şehit olduğu zaman en üst seviyeli cennete mi giriyor yoksa hangi makamdaysa o makamın gerektiği cennete mi giriyor? En üst seviyeli cennete giriyor. Üç, Allah'ın Resulüne karşı duyulan hasreti anlatır mısınız? Bazen orada olmadığım için üzüntü duyuyorum. Bu nefsimden biliyorum ama oradaki kardeşlerimize gıpta ediyorum. Evet, bizimle beraber olmak muhakkak ki Allah-u Teala'nın bir nimetidir diye düşünüyoruz. Ama herkes aynı seviyede bu güzelliği düşünmeyebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir güzelliğinde, bir güzel sohbetinde, sualler ve cevaplar faslında bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.